Teknoloji Oku'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugün önemli bir cihazın incelemesiyle karşınızdayız. Belki de şimdiye kadar ülkemizde üretilen en güçlü akıllı telefonu birlikte inceleyeceğiz. Hangi modele? Oppo Reno 5 Lite. Biliyorsunuz pek çok Çinli üretici kısa süre önce Türkiye'de üretim faaliyetlerine başladı. Ki bunlardan ilki de aslında Oppo'ydu. Hatta Türkiye'de üretim yapacağını, gerçekleştireceğini açıklayan ilk isim de Oppo olmuştu arkadaşlar. Hatta Türkiye'de ürettikleri ilk modelde Oppo A15 S'ti. Onun da video incelemesini kanalımızda sizlerle birlikte paylaşmıştır. Şimdi ise yanımızda Oppo Reno 5 Lite var arkadaşlar. Gerek tasarımıyla olsun, gerek performansıyla olsun ülkemizde üretilen en güçlü modellerden bir tanesi. Bunu size tekrardan hatırlatmış olalım. Şimdi gelelim telefonumuzun tasarımına. Oppo Reno 5 Lite arkadaşlar alışık olduğumuz bir tasarım çizgisine sahip aslında. Bir delikli ekranla karşı karşıyayız. Çerçeveler hayli ince tutulmuş. Yani Oppo gerek yan çerçeve gerek üst çerçeveyi hayli ince tutmayı başarmış. Genel olarak damla çentik ve delikli ekran tasarımında alt çerçeve biraz kalın olurdu. Ama Oppo Reno 5 Lite modelinde alt çerçeveyi de gayet ince tutmayı başarmış. Telefonun arkasını çevirdiğimizde ise arkadaşlar son derece güzel bir renk ve desen oyunuyla karşı karşıyayız burada. Tabi bu bize gelen rengin özelliği de olabilir. Fantastic Purple olarak geçiyor. Yani Fantastic Mor falan. Gayet güzel böyle yukarısı mor, aşağıya doğru inildikçe bir mavi havası verilmiş. Gerçekten çok hoş bir renk olduğunu söyleyebiliriz. Dikdörtgen şeklinde konumlandırılmış bir akıllı kamera modülümüz bulunuyor. Bu modül içerisinde 4 adet kamera zaten hemen görülüyor arkadaşlar. Onun sağ tarafında ise bir adet flash ışığımız yer alıyor. Burada AI ve 48 megapiksel detaylarını görüyoruz. Biliyorsunuz AI demek Artificial Intelligence, yani yapay zeka destekli kamera olduğunu bizlere ifade ediyor. Alt kısımda sağda ise yatay bir şekilde konumlandırılmış olan Oppo logosunu görüyoruz. Telefonu kendimize doğru tuttuğumuz zaman sol tarafta ses açıp kapama ve sim kart giriş yuvamız bulunuyor. Sağ tarafta ise power butonunun yer aldığını görüyoruz. Bu telefonda ekran altı parmak izi okuyucusu var arkadaşlar. Dolayısıyla telefonun sağında, solunda, arkasında parmak izi okuyucusu aramanıza gerek yok. Oppo burada ne yapmış? Ben buna bir AMOLED ekran yerleştiriyorum ve parmak izi okuyucusunu da ekranın altına yerleştiriyorum demiş. Biliyorsunuz günümüzde bu segmentteki pek çok cihazda ekran altı parmak izi okuyucusu bulunmuyor. Neden? Çünkü daha çok üst seviye cihazlarda görmeye alışırız bu ekran altı parmak izi okuyucusunu. Oppo ne yapmış? Burada telefonun ekranının altına parmak izi okuyucusunu yerleştirmiş. Şimdi tasarımdan bahsettiğimize göre gelelim teknik özelliklere arkadaşlar. Bu telefonun içerisinde MediaTek tarafından geliştirilen Helio P95 Yonga seti bulunuyor arkadaşlar. RAM tarafına baktığımızda 8 GB'lık bir RAM'in olduğunu görüyoruz ve 128 GB'da dahili depolama alanıyla karşılaşıyoruz. Günümüzde arkadaşlar orta segmentte yer alan çoğu cihazda 4 GB RAM var. Hatta bazılarında 6 GB RAM falan var. Ama 8 GB'a çıktığınızda model sayısının hayli azaldığını görebilirsiniz. Dolayısıyla Reno 5 Lite'ın RAM kapasitesiyle rakiplerinin bir adım önüne geçtiğini söyleyebiliriz. Bir diğer unsur ise dahili depolama alanı. Baktığınız zaman bazı modellerde hep 64 GB'la karşılaşıyoruz biz. Dolayısıyla alacağınız telefonda artık en az 128 GB dahili depolama alanına yer verilmesine önem gösterin diyoruz sizlere. Neden? Çünkü sonuçta akıllı telefon devri başlayalı hayli uzun bir süre geçti. Bu sizin 2. 3. 5. telefonunuz olabilir. Hep geçmişten gelen fotoğraflarınız, videolarınız vesaire ne yapılacak? Bu telefonun içerisine kaydedilecek arkadaşlar. Dolayısıyla katlandıkça büyüyen bir veri söz konusu. Burada da eğer 64 GB vesaire alırsanız tamam, belki ucu ucuna yetebilir. Ama ne olacak? İleride yeni fotoğraflar, yeni videolar çekmek istediğiniz zaman size yerde sıkıntı yaratabilir. Tabii micro SD kart desteği var mı? Evet var. Pek çok telefonda da var. Fakat micro SD kartlar ne oluyor arkadaşlar? Zaman zaman bozulabiliyor. Bozulduğu zaman fotoğraflarınızın, videolarınızın, o kart içerisindeki verilerinizin çöpe gitme riski de mevcut. Dolayısıyla burada dahili depolama alanı ne kadar yüksek olursa o kadar iyidir. Burada da mesela bizim incelediğimiz telefonda 128 GB'lık bir dahili depolamadan bahsediyoruz. Bence günümüz standartlarında 128 GB'lık dahili depolama şu anda en ideal seviye diyebiliriz. Teknik özellikleri değinmişken işletim sistemine de geçelim arkadaşlar. Biliyorsunuz
Oppo kendi cihazlarında ColorOS isimli arayüzünü kullanıyor. Bu arayüzün pazardaki rakiplerine oranla çok daha stabil çalıştığını sizlere söyleyebiliriz. Biliyorsunuz farklı markalarda arayüz tarafında önemli sorunlar var. Lakin genel olarak Oppo'da bu tarz sorunlar çıkmıyor. Yani bir güncelleme yayınladıkları zaman o güncellemedeki hataları düzeltmek için yeni bir güncelleme yayınlayıp başka hatalar ortaya çıkartmıyorlar. Bir güncelleme yayınlıyorlar ve gayet temiz bir şekilde o güncelleme tüm cihazlarında çalışıyor. Örneğin bende Renault 3 Pro var arkadaşlar. Yıllardır da kullanıyorum. Güncelleme tarafında şu ana kadar önemli bir sıkıntı yaşamadım. Bu deneyimimi de sizlerle paylaşmış olayım. Arayüz akıcı olduğu için oyunlarda kasma donma hiçbir şekilde olmuyor zaten. Ayrıca zaten telefonun teknik donanımı öyle herhangi bir oyunda kasılacak, ısınacak gibi bir şey, bir seviyede değil arkadaşlar. Örneğin biz bu telefona akıllı telefonları en çok zorlayan oyunlardan biri Call of Duty Mobile'i indirdik, oynadık ve gayet akıcı, FPS oranı yüksek bir deneyimle karşılaştık. Dolayısıyla bu oyun bile telefonu ısındırmadı, kastırmadı. Bu bağlamda baktığımızda uygulama mağazasındaki diğer oyun ve uygulamalar da Renault 5 Lite'da çok rahat bir şekilde çalışacaktır. Yani size şunu söyleyebilirim. Bu telefonu aldığım zaman benim yükleyemeyeceğim, oynayamayacağım ya da böyle kasma donma yaşayacağım bir oyun, uygulama vesaire var mı diye soracak olursanız kesinlikle yok arkadaşlar. Uygulama mağazasında yer alan tüm oyun ve uygulamaları Renault 5 Lite ile rahatlıkla çalıştırabilirsiniz. Bunun bilgisini de yeri gelmişken sizlerle paylaşmış olalım ve geçelim kameraya. Malum günümüzde pek çok kullanıcı için kamera önemli bir standart haline geldi. Yani bir teknoloji mağazasına gittiğinizde, bir telefonu incelemeye kalktığınızda bile ne yapıyorsunuz? Hemen kamerasını açıp şöyle sağa sola bakıyorsunuz. Kamerası nasıl? İyi fotoğraf çekiyor mu? İyi video çekiyor mu? Vesaire. Tabii teknoloji mağazasında ya da ne bileyim telefon test ettiğiniz bir merkezde çektiğiniz fotoğraflar, videolar o an kamera hakkında çok fazla bilgi sahibi olmanıza imkan vermez. Neden? Çünkü ortam belli, ışık belli ve standart fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Dolayısıyla orada bu cihaz gece fotoğraflarını nasıl çekiyor, düşük ışıkta başarılı fotoğraf çekebiliyor mu, makro modu nasıl, işte geniş açıda yeterli deneyim sağlıyor mu, bozulma var mı yok mu, bunları çok fazla gözlemleme şansımız olmuyor. Biz bu videoda arkadaşlar sizler için çeşitli video ve fotoğraflar da çektik Renault 5 Lite ile. Birazdan bunları sizlerle paylaşacağım ama bu paylaşıma geçmeden önce telefonun kamera tarafında bizlere rakamsal olarak ne gibi teknik özellikler vaat ettiğini de sizlerle paylaşmak istiyorum. Renault bu cihazda arkadaşlar 48 megapiksellik bir ana kameraya yer vermiş. Bu ana kameraya 8 megapiksellik ultra geniş açı kamerası, 2 megapiksellik makro ve 2 megapiksellik de derinlik kamerası eşlik ediyor. Rakamsal olarak baktığımızda kurulum gayet başarılı gibi gözüküyor. Peki bu kurulumun performansı nasıl? Dilerseniz şimdi Renault 5 Lite ile çektiğimiz fotoğraf ve videolarla sizleri baş başa bırakalım. Evet, şu anda ofisimizin balkonundan bir video kaydı gerçekleştiriyoruz. Herhangi bir profesyonel ekipman yok şu anda arkadaşlar. Yani direkt olarak Renault 5 Lite'dan alıyoruz görüntü ve sesi. Hatta şöyle bir zoom performansı da değerlendirelim telefonun. 5x zoom yaptık şu anda. Hatta şurada bir metro durağı var. Oradaki insanları çekelim. Biraz daha yakına girelim. Gördüğünüz gibi gayet başarılı bir zoom performansına sahip olduğunu söyleyebiliriz ana kamera. Evet arkadaşlar, şimdi sıra geldi telefonumuzun ön kamerasına. Ön tarafta 32 megapiksellik bir selfie kamerası yer alıyor. Bu selfie kamerasıyla da çeşitli fotoğraflar ve videolar çektik. Dilerseniz bir de onlara göz atalım. Evet arkadaşlar, şu anda da Renault 5 Lite'in ön kamerasındayız. Ön kamera ile hiçbir ekipman olmadan yaptığınız görüntü ve ses kaydının da bu şekilde olduğunu sizlerle paylaşabiliriz. Daha şöyle ekrana dokunalım. Çeşitli noktalara dokunarak odayı değiştirelim. Görüntünün renklerinin en azından nasıl değiştiğini de siz de
gözlemlemiş olduk. Evet arkadaşlar, şu anda da monokrom moda geçtik. Gördüğünüz gibi arkam siyah beyaz, nostaljik bir İstanbul manzarası var. Fakat ben gördüğünüz gibi gayet renkli, gerçekten siyah. Tenim falan renkli. Oppo Reno 5 Lite ile bu şekil değişik tarz videolar yapmanızda, çekmenizde mümkün arkadaşlar. Evet, Reno 5 Lite'da ön plana çıkan bir diğer özellik ise çift çekim modu. Bu ne demek arkadaşlar? Hem ön kamerayla hem arka kamerayla aynı anda çekim yapabiliyorsunuz. Peki bu bizlere nasıl bir izlenim sağlıyor? Dilerseniz onun da hemen canlı örneğini sizlerle paylaşalım. Evet, şu anda çift görüntülü video kaydı gerçekleştiriyorum. Ana kamera ve ön kamera aynı anda çekim sağlıyor. Şöyle, hatta kendimi de göstereyim. Camdan yansımamı göstereyim en azından. Bu şekilde aynı anda hem ön kamerayla hem de arka kamerayla çekim yapmanız mümkün arkadaşlar. Bu gerçekten güzel bir özellik ve günümüzde pek çok modelde de bulunmuyor. Ayrıca şöyle arka kameradaki zoom olayını da yine çift çekim modunda ne yapabiliyorsunuz? Kullanabiliyorsunuz. Bu detayı da sizlerle paylaşmış olalım. Evet arkadaşlar, çift kamera ile çekimin ardından sırada farklı bir modumuz var. Gerçekten Oppo Reno 5 Lite fotoğraf performansıyla ön plana çıkan bir cihaz. Aslında fotoğraftan ziyade fotoğraf ve video performansıyla ön plana çıkan bir cihaz desek çok daha doğru olacaktır. Örneğin video tarafında yapay zeka portre video özelliği var. Bu mod ne işe yarıyor? Onu hemen sizlere belirtelim. Videodaki kişileri tanıyor ve onları akıllı bir şekilde geri plandan ayırt edebiliyor arkadaşlar. Ayrıca monokrom video ile zıt renkleri yan yana sıralayarak çekmiş olduğunuz videoya heyecan katmanızı sağlayabiliyor. Bu telefonda elektronik görüntü sabitleme özelliği de var, yani EIS. Bu özellik sayesinde arkadaşlar hareket halinde bir video kaydı çektiğinizde böyle çok fazla titreme vesaire olmuyor. Sanki sabit duruyormuş gibi video kaydı gerçekleştirebiliyorsunuz. Fotoğraf tarafında son değineceğimiz nokta ise gece portresi ve dinamik bokeh efekti arkadaşlar. Bu iki mod sayesinde gayet başarılı gece fotoğrafları çekebiliyorsunuz. Evet, kamera özelliklerinden de bahsettiğimize göre sıra geldi telefonumuzun bataryasına arkadaşlar. Bu cihazda 4310 mAh'lık bir batarya bulunuyor. Tabi burada batarya kapasitesinden ziyade artık bizi asıl ilgilendiren konu hızlı şarj desteği. Oppo burada 30 Watt'lık hızlı şarj desteği de sunmuş durumda ki artık hızlı şarj denince aklımıza gelen ilk markalardan birisi de Oppo diyebiliriz. Çünkü hemen hemen satışa sunduğu tüm modellerinde çeşitli hızlı şarj teknolojisine yer veriyor Çinli üretici. Burada arkadaşlar 30 Watt'lık hızlı şarj teknolojisi bizler için gerçekten çok kullanımı kolaylaştıran bir unsur. Neden diyeceksiniz? Örneğin evden çıkmak üzeresiniz, bakıyorsunuz telefonunuzun şarjı çok düşmüş durumda. 5 dakikalık bir şarjda bile arkadaşlar, bakın sadece 5 dakikalık bir şarjda bile size neredeyse 3 saatlik bir YouTube izleme oranı sunuyor bu telefon. Ayrıca telefonu şarja taktığınızda sadece 56 dakika içerisinde sıfırdan tam şarja ulaştığını da sizlerle paylaşmış olalım. Bu cihazda benim hoşuma giden iki özellik var arkadaşlar. Bu iki özellikten de size bahsetmek istiyorum. Birisi Apps Lock. Apps Lock sayesinde çeşitli uygulamaları ne yapabiliyorsunuz? Kilitleyebiliyorsunuz. Böylece telefonunuzu her eline geçiren de ne yapamıyor? Sizin uygulamalarınıza vesaire göz atamıyor arkadaşlar. Bu şu açıdan önemli. Atıyorum birisi sizin kilit kodunuzu biliyor olabilir. Fakat uygulamaları kilitlediğiniz zaman ve her uygulamayı ne bileyim şifresini farklı bir kombinasyonla yaptığınız zaman ne olacaktır? Telefonunuzun kilidi açılsa bile uygulamalarınıza bir şekilde giriş sağlanamayacaktır. Atıyorum telefonunuzun kilidini birisi açtı. Sizin WhatsApp konuşmalarınızı okumak isteyecek. WhatsApp'a girdiğinde ne olacak? Bir tane daha o kişiye kilit kodu sorulacak. Dolayısıyla o kilit kodunu giremediği için de sizin konuşmalarınızı vesaire okuyamayacak. Bu uygulamanın gerçekten güzel olduğunu belirtmek istiyorum. Bir diğer önemli unsur ise biliyorsunuz artık günümüzde pandemi koşullarından ötürü vesaire hepimiz cep telefonumuzla çeşitli toplantılara katılıyoruz. Ne bileyim derslere katılıyoruz. Bazen ders vermemiz, eğitim vermemiz gerekebiliyor. Burada biliyorsunuz Zoom gibi birçok program kullanılıyor ve bu uygulamalarda, bu programlarda ekran yansıtma özelliği var. Nedir? Atıyorum bir PDF dosyası vesaire koyuyorsunuz ekrana ve bunu toplantıdakilerle paylaşmak istiyorsunuz arkadaşlar. O anda ekranınıza bir mesaj geldiğinde normal olarak bu mesaj da karşı tarafla paylaşılabiliyor. Bunu engellemek için telefonda güzel bir özellik var. Screencast Privacy Shield arkadaşlar.
Bu özellik sayesinde nedir? Banner bildirimleri, yani üst tarafta çıkan bildirimler vesaire filtrelenebiliyor ve o sunum esnasında ya da ne bileyim toplantı esnasında mesajlarınızın arka planda kalmasını sağlıyor. Bu özelliklerin de gerçekten telefonun kullanımına olumlu bir etki sağladığını söyleyebiliriz sizlere. Şimdi gelelim en çok merak edilen bir diğer unsura. Bu telefon en başta da belirttiğimiz üzere Türkiye'de üretiliyor arkadaşlar. Türkiye'de üretildiği için de uygun bir fiyat etiketine sahip olmanızı beklemeniz normal. Biz genel olarak internette bir araştırma yaptık. Çeşitli sitelerde çeşitli fiyatlara satılıyor telefon. Dolayısıyla şu fiyata bu fiyata satılıyor demeyeceğiz sizlere. Çünkü hani farklı fiyatlar var. Dolayısıyla sizleri yanıltmak istemiyoruz. Girip kendinize bakabilirsiniz. Ama sınıfına göre kıyasladığımızda Reno 5 Lite'ın gerçekten uygun bir fiyat etiketine sahip olduğunu sizlere söyleyebiliriz. Eğer telefonla ilgili kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa bu videonun altında bizlerle yorum olarak paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Başka videoda görüşmek üzere, hoşça kalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.